Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere Work and Travel vize mülakatımın nasıl geçtiğini anlatacağım. Bana hangi sorular soruldu, bu soruları size söyleyeceğim. Bana bu konuda açıkçası çok fazla talep var. Bu videoyu çekmemle alakalı. İşte abi hani Work and Travel'a gelecek öğrenciler var. Abi hani bize bu konuda lütfen video çeker misin? Sana neler sordular, vize görüşmen nasıl geçti? Bunun hakkında bir video çekme kararı aldım. Dostlarım şimdi hemen size şöyle giriş yapmak istiyorum. Benim vize mülakatım yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Toplam içerideki geçirdiğim zamanla birlikte. Onun haricinde de mülakatım 20 dakika. 1 dakika falan sürdü arkadaşlar. Benim arkadaşlarım 1 dakikada vize alanlar vardı. Hatta 30 saniyede vize alanlar oldu ama benim yaklaşık 20 dakika sürdü. Bunları da videonun sonuna doğru anlatacağım inşallah. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben Ulaştırma Lojistik Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisiydim. Work and Travel yaptığımda Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde mezun oldum. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben normalde 2 yıl arka arkaya Work and Travel başvurusunda bulundum fakat 2 kere vizeler Türkiye'den açılmadığı için, daha doğrusu Türkiye'deki vizeler, Work and Travel vizeleri askıya alındığı için ben Work and Travel görüşmesine katılamadım. Bu yüzden de Amerika'ya gelemedim arkadaşlar. Son sınıfta da risk almam gerektiğini biliyordum. Çünkü 2021 yılında da Türkiye'den konsolosluklar vize görüşmesine kimseyi çağırmadı. Sadece belli başlı yani şirketlerden her şirketten 3'er kişi aldılar ve şirketlerde kura yaparak seçtiler bu öğrencileri. Tabii o kura da bana da çıkmadı. Ben de şöyle bir risk alma gereğinde bulundum. Üçüncü bir ülkeden araştırma yapmaya başladım. Hangi ülkelerden vize alabilirim diye düşündüm. Ve gittim Kolombiya'dan vizemi aldım arkadaşlar. Kolombiya'dan vizemi aldıktan sonra da Kolombiya'dan direkt uçarak Amerika'ya geldim arkadaşlar. Şimdi hemen vize görüşmeme geçmek istiyorum. Ben ayın 11'inde yola çıktım. Temmuz'un 12'sinde Kolombiya'ya indim. Temmuz'un 13'ünde parmak izine girdim. Temmuz'un 14'ünde de vize mülakatına girdim arkadaşlar. Türkiye'deki gibi konsolosluğun içerisinde parmak izi vermiyorsun. Çok ayrı bir yerde, çok ayrı bir farklı bir lokasyonda parmak izini bir gün arayla veriyorsunuz işte bahsettiğim gibi. Ardından da bir gün sonra konsolosluğa vize görüşmesine gidiyorsunuz. Arkadaşlar benim açıkçası İngilizcem çok da iyi değildi. Konsoloslukta vize görüşmesine girdiğimde gerçekten rezaletti arkadaşlar ama 3. bir ülkeden gidip vize almak zor olmasına rağmen ben böyle bir risk aldım ve gittim vizemi aldım dostlarım. Hemen şimdi size vize görüşmeme geçmek istiyorum. Arkadaşlar konsolosluk çok güvenlikli bir yer ama Türkiye'deki gibi böyle kapalı bir alanda değil. Tamamen bahçe şeklinde ve çok geniş bir bahçe. Bu bahçeden giren içeriye girip ilk gişeye varana kadar zaten bir 5-10 dakikanız geçiyor arkadaşlar. Ben ilk gişeye gittiğimde o gişe bana sordu işte hemen direkt öğrenci misin, hani nereye gidiyorsun, Work and Travel'a mı katılacaksın gibi gibi belgelerimi kontrol etti ve dedi ki bana karşıda 1'den 27 numaralıya kadar gişe var. O gişelerden 14 numaraya gideceksin dedi bana. Ben de tamam dedim hani gittim. Önümde tabii birçok insan sırada bekliyor. O 1'den 27'ye numaralı kadar olan gişelerde vize görüşmesine gireceğiz arkadaşlar. Türkiye'deki gibi dediğim gibi böyle sırası yanan ya da işte sırası gelen arkadaşlar vizeye girmiyor. Yani yine bir sırada bekliyorsunuz ama hani maç biletinde gişe sıralarında beklermişsiniz gibi düşünün böyle. Gişe önünde bekler gibi. Türkiye'deki gibi bir sırada böyle sıranız yanınca o sıraya göre gitmiyorsunuz arkadaşlar. Ekranda sıranız yandığı zaman gidiyorsunuz Türkiye'de. Burada öyle değil. Burada maç kuyruğunda bekler gibi bir kuyrukta bekliyorsunuz. İşte bir tane görevli var. O görevli boşalan yerlere sizi gönderiyor yani. Buraya git, oraya gel diye sizi yönetiyor. Sıra bana gelene kadar açıkçası yaklaşık bir 25-30 dakika falan gitti herhalde. Ardından sıra bana geldiğinde normalde bana 14 numaraya gitmemi söylemişti ilk gişedeki adam ama 13 numara boşaldı ve buradaki görevli kadın da benim 13 numaraya gitmemi söyledi. 13 numarada zenci bir bayan vardı ve gerçekten çok agresif bakıyordu. Hani ben zaten ona gitmeyi hiç planlamamıştım. Çünkü 14 numaraya gideceğim biliyordum. O boşalınca beni ona yönlendirdi. Açıkçası o ana kadar da ben onu takip ettim. Hiçbir Work and Travel öğrencisi oraya gitmedi yani. Hani benim şansıma ilk defa ben gittim o kadına ve vize görüşmesine o kadınla ben girdim arkadaşlar. Konsolos memuruyla yani o kadınla göz göze geldik hemen. Önümde boş. Gittim arkadaşlar. Tabii gitmeden önce yüzümü askıya aldım. Bu şekilde gülüyorum. Güler yüzlü olmanız çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle buna dikkat edin. Yüzümü güler yüzlü tutmaya çalıştım özellikle. Tabii ki de stres altındayım. Çünkü İngilizce olarak da eksiklerim var. Yani bana çok fazla soru sorarsa belki vizeyi alamam diye düşünüyordum. Tüm belgelerimi hazırladım bu arada. Bütün belgelerim hazırdı. Bir sonraki videoda size bu belgelerden bahsedeceğim. Üçüncü bir ülkeye giderken yanınıza almanız gereken belgeler arkadaşlar. Ve Türkiye'deki konsolosluklar gibi değil. Tekrar söylüyorum. Burada bir telefon var. Telefonu kulağınıza dayıyorsunuz ve o da hoparlörden konuşuyor size ama sizin sesiniz telefondan gidiyor ona. Telefonla konuşuyorsunuz bu şekilde. Elime telefonu aldım. Aşağıdan pasaportumu ve DS belgemi uzattım arkadaşlar. Ve hemen bana dedi ki Work and Travel öğrencisi misin? Hani Work and Travel mı yapacaksın? Evet dedim. Öğrenci misin dedi. Evet dedim. Okulu nerede okuyorsun dedi. Okulumu söyledim arkadaşlar. Onun ardından bana çok saçma bir soru sordu yani. Ben onu anlamadım. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi İngilizcem de çok fazla iyi değildi. Anlamadım. Bana şunu dedi. Bogota'ya kaç kişi geldiniz dedi. Ben anlamadım o arada arkadaşlar. Tekrar aynı soruyu sordu. O arada da tam uçaklar geçti dostlarım. Bu arada sorduğu her sorunun ardından sisteme bilgisayardan bir şeyler kaydediyor. Her kaydettiğinde de bir 2-3 dakika gidiyor arkadaşlar yani. Tık 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 sürekli işlem yapıyor.
O da benim biraz aslında rahatlamama neden oldu. Çünkü o işlem yaparken ben düşünüyordum habire sürekli. Bunun ardından tekrar uçaklar geçti. O arada uçaklar girdi dediğim gibi. Bahçede vize görüşmesine girdiğimiz için dostlarım uçaklar açık alandan geçtiği için çok fazla ses oluyor. Bundan dolayı da açıkçası ben duyamadım tekrar. Kusura bakmayın tarzında bir şey dedim. Uçaklar geçiyor dedim. Uçak da diyemedim bir an, o heyecanla havayı gösterdim bu şekilde. Sonra tamam dedi bana, sorun yok dedi, güldü. Ardından arkadaşlar tekrar o soruyu sordu bana anlamadığım için. Ben anladım artık. Üçüncü falandı galiba sorusu bana. Birinde uçaklar geçti, ilkinde anlamadım. Üçüncü sorduğunu anladım arkadaşlar net bir şekilde. Dedim ki yaklaşık 50-60 kişi geldik dedim. Oo wow falan yaptı, böyle şaşırdı. Ondan sonra neden dedi kendi ülkende vize görüşmesine girmiyorsun? Ben dedim ki bizim ülkemizde dedim konsolosluk 2 yıldır kapalı ve bizim ülkemizdeki konsolosluklar Bogota gibi ya da Kolombiya gibi, Meksika gibi ülkelerden vize alabileceğimizi söylediler. Açıkçası ben bu yıl 4. sınıfım ve daha fazla Work and Travel'a katılma şansım yok. 2 yıldır bekliyorum ve Work and Travel yapmak istiyorum dedim. Ardından yine sisteme tabi bayağı uzun uzun bir şeyler yazdı. Galiba her dediklerimi yazıyorum, ben de anlamadım. Nereye gideceksin dedi bana. New Hampshire bölgesine gideceğimi söyledim. Ne iş yapacaksın dedi. Orada Game Attender bölümünde çalışacağımı, yani bir su parkı tarzında bir yer. Orada Game bölümünde. Bu oyun görevlisi var ya arkadaşlar. Yani onu yapacağımı söyledim. Şu an tam olarak hatırlayamadım ne söylediğimi. O bölümde çalışacağımı söyledim. Sonra bunun ardından hemen bana transkriptim var mı dedi. Ben de transkriptimi gösterdim. Evet var dedim. Ondan sonra transkriptimi aşağıdan uzatacaktım bana ama uzatma dedi. Öncelikle aç dedi bana transkripti. Kapalı zarfta transkript bu arada dostlarım. Transkripti açtım ve heyecandan transkripti bir yere koyuyorum. Kağıtları bir yere koyuyorum. Telefonu kulağımda tutmaya çalışıyorum. Bana neden mezun olamayacağımı sordu. Ben de özellikle şunu söyledim. Ben 4. sınıf öğrencisiyim fakat koronadan dolayı bir stajım vardı. Bu stajda ders olarak geçiyor. İşbaşı eğitim stajı. Koronadan dolayı ben bu stajı tamamlayamadım. Bundan dolayı da mezun olamıyorum. Çok büyük, benim için önemli bir ders. Yani bu dersi veremeden asla mezun olamıyorum dedim. Arkadaşlar buraya hemen araya şunu sokmak istiyorum. Size konsolosluk karşısında nasıl bir şikayetçilik yaptığımı anlatmak istiyordum. İşte bu kısım orası arkadaşlar. Böyle bir taktik izledim ben. Bunu da özellikle arkadaşlar sizlere anlatmak istiyorum ki çünkü bana bu konuda da çok fazla soru geliyordu. Dostlarım şöyle bir şey düşündüm ben. Şimdi eğer konsolosluk benim bu 20 kredili dersimi gördüğü zaman büyük ihtimalle bana zaten vizeyi verecekti. Çünkü seneye gelmeyi garantiliyorum ben arkadaşlar. O dersim olmadan ben kesinlikle geri dönmeden mezun olamıyordum okuluma. Hemen şunu bahsetmek istiyorum. Mezun olamayacağımdan dolayı ben böyle bir taktik izledim ve devamını da getireceğim arkadaşlar size. Nasıl mezun olduğuma dair. Hatta onu bir başka videoda anlatmak istiyorum. Eğer başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatmamı isterseniz yorumlarda belirtirsiniz dostlarım. Ve benim transkriptimin en arka sayfasına geldi arkadaşlar. En arka sayfadaki bir tane dersi gördü işte. Bana dedi bu ders ne dedi. Ondan sonra ben de başta dedim size anlatmıştım tarzında bir şey söyledim. Evet dedi fakat bu ders ne dedi yani bana. Ben anlamıyorum tabii. Yani o aradaki bağlantı ince arkadaşlar biraz. Ondan sonra dedim ki bu ders benim stajım. Ben bu dersi veremediğim için mezun olamıyorum. Seneye tekrar gelip Work and Travel'dan sonra ülkeme mecbur dönüp bu dersi vermek zorundayım dedim. Yani burada özellikle bunlara değiniyorum ki konsolos inansın bana diye. Ardından arkadaşlar tamam da dedi yani hani bu ders neyle alakalı tarzında bir şey soruyor bana. Ben onu anlamadım tabii. Ondan sonra bunu anladıktan sonra şöyle dedim. Ha dedim evet bu ders dedim lojistikle alakalı, bir import işte export hani ihracat ithalatla alakalı. Ben bu derste bu bölümü okuyorum ve bu bölümde staj yapmam gerekiyor falan tarzında bir şeyler daha söyledim. Tamam dedi bana. Transkripti aşağıdan uzattı tekrardan. Ondan sonra arkadaşlar sisteme yine uzun uzun bir şeyler yazdı. Vallahi herhalde bir 15 dakika oldu arkadaşlar bu ana kadar. Onun arkasından normal olarak beklediğim soruyu sordu. Amerika'ya gidince ne yapacaksın sorusunu. Amerika'ya gidince ne yapacaksın sorusu arkadaşlar sizin için en kilit noktalardan, sorulardan bir tanesi. Kesinlikle bunu unutmayın. Bu soruya çok özen gösterin. Bu soruya kesinlikle çok fazla hazırlanın. Dostlarım ben özellikle şunu söyledim. New York'u gezeceğimi, Amerika benim için bir çocukluk rüyası. Oraya gidip oradaki insanlarla kültürel değişim yaşamak istediğimi, orada işte Work and Travel'dan kazandığım paralarla alışverişler yapıp beyzbol oynayan çocukları izlemek istediğimi belirttim. Basketbol maçlarına katılacağımı söyledim. Basketbol NBA maçlarına gideceğimi söyledim. Arkadaşlar bunları söyleyin. Yani kesinlikle bunlar sizin hayaliniz olduğu için bunlara çok fazla dikkat ediyorlar. Boston'ı gezeceğimi, Kaliforniya'ya gideceğim ve Las Vegas'a gideceğimi söyledim. Buraları gezmek istediğimi söyledim. Hani bu kadar arkadaşlar. Bir de İngilizcemi geliştirmek istediğimi söyledim. İngilizce benim için çok önemli biliyorsunuz. Özellikle değiniyorum. Bakın uluslararası bölümdeki arkadaşların şansı bu yüzden biraz daha fazla. Uluslararası bir bölümde olduğumu söyledim ve bu bölümde İngilizce bana özellikle lazım. Türkiye'de İngilizcemi geliştiremediğimi ve Work and Travel'ın İngilizceme katkıda bulunabileceğini söyledim arkadaşlar. Onun ardından bana tekrar sisteme bir şeyler yazdı. Baktım arkadaşlar pasaportumu aldı böyle. Dedim ki hani artık versin yani dedim ya. Herhalde vermeyecek vizeyi bana. Çok fazla tuttu beni çünkü oyalıyor. Hani dedim vermeyecek vizeyi galiba. Pasaportumu aldı arkadaşlar. Arka tarafa şöyle eğildi koydu. Ben o kadar mutlu oldum ki ama olayı hala anlamıyorum. Sonra DS belgemi aldı. Çat çat böyle DS'e bastı mühürü. Ondan sonra
sonra DS'i aşağıdan uzattı bana. Ben hala kadına bakıyorum. Yani tamam mı dercesine böyle. Tamam dedi. Ondan sonra işte alttan tekrar kağıt uzattı bir tane de. İşte has been approved vize diye. Yani vizeniz onaylandı kağıdı. O kağıdı alabilmek benim için çok güzel bir duyguydu arkadaşlar. Çünkü her şeyin başlangıcı o kağıt kesinlikle. İnşallah siz de bu yıl Amerika'ya gelenler o kağıdı alır diye düşünüyorum. Hemen araya da bunu koydum. Arkadaşlar pasaportumu arkaya koydu. Vize kağıdını aldım. Belgelerimi aldım ve hemen hızlı bir şekilde konsolosluktan ayrıldım arkadaşlar. O kadar çok mutluydum ki içime içime sığmıyordu kesinlikle. Size şunu söylemek istiyorum hemen. Arkadaşlar İngilizceden yana hiç korkmayın. Evet İngilizcenizi geliştirmeniz gerekiyor. İngilizcenizi geliştirin dostlarım. İngilizcenizi geliştirmeden gitmemeye çalışın. Fakat baktınız ki kuyruğuna geldiniz bu işin artık İngilizceniz de yok. Yine gidin arkadaşlar. Bana güvenin. Çünkü kendinize güvenin öncelikle. Çünkü benim yanımda bir arkadaşım vardı ve arkadaşım hiçbir şekilde İngilizce bilmiyordu arkadaşlar. Yani hatta şuna şahit oldum. Ben heyecanlıyım diyeceği yerde I am expensive dedi. Yani ben çok pahalı biriyim tarzında. Ben pahalı biriyim dedi. Konsolos memuru ona güldü. Ama ona rağmen sakin ol dedi ve vizesini çok kolay bir şekilde 2 dakikada verdi. Ama beni 20 dakika boyunca tuttular. Gerçekten yani çok fazla stres altına girmiştim artık. O kadar çok stres olmuştum ki yani içim boşalacak gibiydi böyle. O vize kağıdını elime aldığımda arkama bakmadan o kadar çok hızlı bir şekilde çıktığımı size. Yani keşke orada bir kamera olsaydı da size gösterebilme şansım olsaydı. Arkadaşlar kendinize güvenin. Vize görüşmesinden asla korkmayın. Vizeyle alakalı benim çalıştığım soruları bakın. Benim çalıştığım sorular gerçekten 10 numara sorulardı. Ben o sorulara çalışarak, ezber yaparak bu vizeyi aldım arkadaşlar. Siz de bu sorulara çalışın. Ben açıklamaya o soruları bırakacağım dostlarım. Kesinlikle o soruları çalışarak vizeyi çok rahat bir şekilde alabileceğinizi düşünüyorum. Onun haricinde sizlere önerebileceğim şeyler şunlardır. Bir sonraki videomda Amerikan Konsolosluğu'na evet böyle bir ders ve notlarımı sunduğum transkriptimde dersimin kaldığını ve seneye döneceğimi söyledim. Ama şu anda tabii ki de Amerika'dayım. Peki bunu nasıl yaptığımı detaylı bir şekilde anlatmamı istiyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Çünkü bununla alakalı da bir video çekmek istiyorum. Bunun detayına neden inmek istiyorum arkadaşlar? Ve ben şu an nasıl mezun oldum? Yani üniversiteden nasıl mezun oldum? Anlatabiliyor muyum hani? Hani hem Amerika'dan Türkiye'ye gitmedim hem de üniversiteden mezun oldum. Ama konsolosluğa da geri dönmem gerektiğini ve bu dersimin çok önemli 20 kredili bir ders olduğunu ve staj yapmam gerektiğini söyledim. Staj haricinde de bu dersi veremeyeceğimi söyledim. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Bununla alakalı da bir video bekliyor musunuz açıkçası? Yorumlarda bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Sizler için geldim. Atlantik Okyanusu'nu arkama aldım. Burada hemen yanımda bir bina var. Çünkü rüzgarı kesmek zorundaydım. Rüzgar var arkadaşlar biraz. Bu taraftan gelmiyor ama batı tarafından rüzgar estiği için çok fazla açık bir alanda video çekemiyorum. İnşallah yaz ayında güzel videolar çekeceğim. Work and Travel öğrencileri kesinlikle arkadaşlar Massachusetts CapCut bölgesine gelecek olan arkadaşlar özellikle bana ulaşırlarsa ben onlara Instagram'dan olsun her yerden yardımcı olabilirim. Ben geldiğimde burada kimse bana yardımcı olmadı ama ben onlara yardımcı olabilirim. Belki beraber bir yemek yeriz. Belki beraber sizin eşyalarınızı alırım. Konaklayacağınız yere kadar sizleri götürüp sizlere yardımcı olabilirim. Ne mutlu bana arkadaşlar. Çünkü kimse bana yardımcı olmadı. Ben çok iyi biliyorum. O günleri sizlere anlatacağım. Nerelerde neler yaptığımı YouTube videolarına tekrar kaydedeceğim. O zamanlarda çok fazla YouTube videosuna, YouTube'a odaklanamadım. YouTube videosu çekemedim. Ama sizler için oralara gidip oralarda neler yaptığımı, işte burada geldiğinizde hangi işlerde çalışabilirsiniz tarzında videolar çekeceğim. Deneyimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Lütfen takipte kalın. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bana kanalıma abone olun arkadaşlar. Instagram'dan takip etmiyorsanız, TikTok'tan takip etmiyorsanız hemen söylemek istiyorum. Amerika'da günlük hayata dair güzel reels videoları çekiyorum. Hem Instagram'da olsun hem TikTok'ta olsun. Lütfen takip edin arkadaşlar. Çok eğlenceli güzel bir yaz bizi bekliyor. İnşallah çok güzel bir şekilde bu yaz Work and Travel vizelerinizi alabilirsiniz ve çok eğlenceli bir şekilde Amerika'ya gelirsiniz ve güzelce eğleniriz arkadaşlar. Hep beraber diyorum inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.